Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Bugün goble yapacağım. Etemer Türk'le beraber çalışıyoruz biliyorsunuz. Massey Ferguson 5S 135'in içindeyim. Şimdi daha önce burada sapları kıymıştım. IC saplarını. Şimdi gelip onları bir alt üst edeceğim, karıştıracağım. Şöyle önce bir traktörümüzü ayarlayalım. Şu kollarımızı indirelim. Yani hidroliğimizi aşağı bir salalım. Tamamdır. Şimdi ben daha önce hız ayarlarımı zaten yapmıştım. Dün de bu işi yaptım. Yine bir bakalım. Bakalım hızımız. Şimdi motor devrimizi 1600'e sabitlemiştim. Aynen. Onu biraz aslında düşürsek de olur. 1500 devir yeterli. Sonra vitesimiz Cruise 1 ile çalışıyorum. Cruise 1 3C yeterli. Cruise 2 şöyle 3D'de kalsın o da. Tamam diyelim. Başka şu an için yapacağımız bir ayar yok. Zaten süspansiyon falan açık. Şimdi bakalım işimize başlayalım. Önce bir motor devrimizi alalım. Sonra da şuradan ileriye. Hop 4 çeker. 4 çekere de alalım tabi. Cruise'umuzu da alalım. Cruise 1. 3B, 3C'ye geldik bile. Ben şimdi sıralara aykırı yaptığım için çok hızlı gitmek istemiyorum ama belki bu tarafa daha hızlı olabilir. Şimdi yastıktan çıkınca göreceğiz. Nasıl olacağını. Şuradan dönüyoruz. Tarlanın bir kısmı toplaştırmada kaydı arkadaşlar. Onu da böyle ayarladık. Şuradan bir bölelim bakalım. Aynen anca bu hızla gideceğiz çünkü karıklar biraz dalgalı. Aynen böyle gideceğiz. Şuradan kameramızı açalım. Kamera. Şunu şurada hızlanalım biraz. Cruise 2'ye geçelim. Cruise 2'nin hızını istersek buradan da arttırabiliyoruz. Şuradan 3D'den 3E'ye alalım onu. Yani 3E'de de gidebiliyor. Ama tabi orada karıklar düz olmadığı için pek bir şansımız yok. Devir olarak da 1500 devir gayet yeterli. Böyle sapı bir kere kıyalım, biraz altına alalım yeter. Zaten daha defalarca işlem yapılacak bu tarlaya. Ekim zamanına kadar. Yani bir kette 10 numara bir sürüm değişi bitirmeye de gerek yok. Böyle arada bakıyorum açık vesaire kalmasın. Şu koltuğu bir yan çevirelim. Şöyle. Yani şu aile bile bir 10 santim çok rahat toprağa işliyor. Yani bizim avucumuzda dediğim gibi sapı kaybetmek. Sapı biraz altı alsın. Yani kıysın, karıştırsın yeter. Zaten daha çok kez girecek işlem yapmaya. Yani bir dahaki işlemlerde daha hızlı çalışacağız. Şimdi hem yeri düzlemiş oluyoruz aykırı yaparak. Karıkları düzlemiş oluyoruz. Daha sonraki işlemlere daha hızlı şekilde zaman kaybı olmaksızın daha büyük ekipmanlarla çalışacağız burada. Arkadaşlar Massey'den anlayan
Birileri varsa şu videonun altına yorum yazabilir mi ya? Bir konuyla ilgili şu F1 tuşu. Ben bayağı uğraştım, danıştım, birilerine çözemedim. Yani F1'e görev atıyorsunuz. Birkaç kişi özelliği aynı anda traktör çalıştırsın diye. Ama ben onu yapamadım. Yani atıyorum en basitinden şu motor devrini sabitlemek ve kruz kontrol hızımı sabitlemek için sadece ona basmak istiyorum. Yani basında ikisi aktif olsun, basında ikisi pasif olsun. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar, onu yapamadım bir türlü. Traktörde yani o şekilde ikisini yapan bir sistem yok. Yani şöyle değişik bir ekran var. Mesela sıra sonra dönüş tuşu. Şuraya mesela görev atıyorsunuz. Şunu 3 aya bir alalım. Şurada mesela görev atıyorsunuz. Burada atıyorum. Basımda motor devrimi sabitlesin A'ya. Sabitledi. Sonra da bir daha basarsanız ne yapsın onu söylüyor. Bir daha da motor devrimi durduruyorsunuz. Yani tek tuşta sadece şu iki komutu yani çalıştırıyor. Bir tuşa bastınız birincisi, bir tuşa bastınız ikincisi çalışıyor. Mesela şuraya da hızı girelim. Şuradan da şanzıman C1 konumu diyelim. Okey. Bir daha basarsak C1 iptal olsun. Şuradan da onu yapıyoruz. C1 iptal oluyor. Mesela burada şimdi F1'e bir kere bastım, motor devrini sabitledi. Bir daha bastım, motor devrini durdurdu. Bir daha bastım, kruz kontrolü açtı. Bir daha bastım, kruz kontrolü kapadı. Ben şunu istiyorum. Bir kere bastım, motor devri ve kruz kontrolü tek sefer çalıştırsın. Yani iki özelliği birden çalıştırsın. Bir kere bastım, şu iki özelliği birden kapatsın. Ama onunla ilgili bir şey bulamadım. Aslında onların yerlerini değiştirsek fark eder mi acaba? Bakalım şimdi bir tekrardan bir deneme yapalım hep beraber. Şimdi kurs kontrol. F1'den bir kere bastık, motor devrimiz A'ya gelsin. Ama yine olmuyor ki. Olmuyor yani. Ya da sırayla yapacağız. Bir kere bastık motor devrini alacak. Bir daha bastık şanzıman hızımız devreye girecek. O da nasıl olacak ki? Sırayla oluyor. Atıyorum kruz kontrol 1'i alalım. Sonra yani iki kere bastık, iki devri aktifleştirdik. Sonra iki kere bastığımızda atıyorum şanzımanı kruz 2'ye alsın. Onun yani vites hızını düşüreceğim. Oraya alsın. Bir daha bastığımızda motor devrimizi düşürsün diye düşünsek, iki kere bastığımda motor devri ve kruzu alacak. Bir daha bastığında kruzdan çıkaracak. Bir daha bastığında motor devrinden çıkaracak gibi bir durum. Şuradan kruz 2'nin dev vitesini 3A'ya alalım. Şimdi buradan start dememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Şöyle bir boşa alalım. Şimdi her şey hazır. El gazımız 1300 civarında. Bir kalkış verelim traktöre. Şöyle. Yavaş yavaş giderken F1'e basalım. Motor devrimizi aldı. Bir daha basalım. Şanzımana geçtik. Nasıl oldu ki? Evet. Yani böyle birkaç kez basmayla çalışıyor demek ki. Neyse öyle çalışsın şimdilik. Ama yok arkadaşlar, olmadı bu ya. Hoşuma gitmedi. Böyle kullanılmaz ki. Ben kaçıncı viteste, hangi kruzda ya da hangi sekmede onu göremiyorum ki. Şurada ekran onu göstermiyor. Yani bunu mesela tek F1'e bastığımda bunun hepsini bir kere de yapması lazım. Yani bu niye böyle yapmıyor? Yapacaksa da nasıl yapacak bilmiyorum. Neyse gel, bilen varsa yoruma bekliyorum. Şurada kalmış, şunu şöyle bölelim. Yani çok özellikli traktör ama bazı şeylerini ya ben kullanamıyorum ya da bazı şeyleri tam anlamıyla yapılmamış. Eksi yönler var gibi. Mesela bu tek tuşla aktif olmaz. Ya da şöyle olur. F1'e
iki özellik ata, F2'ye de iki özellik ata atıyorum. Birinin aç, birinin de kapat gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum, o da yok. Çözemediğim bazı şeyler. Cruise 2'yi düşürmüştük sahi şunu. Şuradan Cruise 2'yi ayarlayalım tekrardan. Arkadaşlar buradaki tekerlekten de ayarlanıyor, şuradaki ekranlardan da ayarlanıyor. Şöyle 3D yapalım. Şuradan kameramızdan devam edelim. Çünkü başka bir ekran kullanacağımız bir şey yok. Orada gösterdiği. Sürekli arkaya bakmaya gerek yok. Hatta hiç gerek yok gibi bir şey zaten buradan görüyorsunuz. Ama ben siz şöyle görünürün çalışmasını diye böyle dönüp dönüp bakıyorum özellikle. Yoksa pek arkaya bakmaya gerek yok bu makinede. Görüyorsunuz ince ince kıyılmıştı zaten saplar. Bir de bu aykırı şekilde kıyarak alta alıyor sapı. Yani dediğim gibi bir dahaki işlemlerde hiçbir şey kalmayacak. Hepsinde direkt gübre olacak. Şöyle biraz daha gittik. Şuradan dönelim artık. Bu makinede hep sola dönüyoruz arkadaşlar. Sağ dönüş yok. Ters dönme olduğu için bir tarafta her zaman çizgi açıyor. Ama bu önemli değil. Son işlem değil bu. Yani onun için tekerleği kaldırıp ters dönmek falan filan lazım. Ki ona gerek yok, dediğim gibi son işlem değil zaten. Traktör de bayağı kirlendi. 2-3 gündür sürekli bu işler. Yani bir an önce karıştıralım, hem tavanı tutalım yerin diyerekten. Şöyle azıcık düzleyelim burasını, biraz yamuk gelmişiz. Ya böyle yapınca hem yer düzleniyor. Yani aykırı yaptığınızda şu ara sırtlar düzleniyor. Tabii süspansiyon olmasa bu iş yapılır mı? Zor yapılır. O zaman bayağı bir traktör zıplar diye düşünüyorum. Dijital klimamız var arkadaşlar. 22'de şu fanı biraz arttırayım. Şöyle size de rahatsızlık vermesin. Joystick'e daha dokunduğunuz zaman kruzdan çıkıyor. Yani ister hızlandırırsınız, ister yavaşlatırsınız. Kruzdan çıkıyor. Yine bastığınızda aktif o. Şurada yeşil yanıyor onlar. Işıkları var tabi. Kamerada bilmiyorum gözüküyor mudur da, yani kullanırken çok rahat gözüküyor, gündüz daha iyi olsa. Bu da traktörün ne kadar zorlandı, motorun yükünü gösteriyor. %80 yük, %60 yük. Tam yükte gitmiyor traktör. Şurada motor devrimiz. Onunla ilgili ayarlar, direkt buradan geçebiliyoruz. Yani gayet güzel bir ekranı var. Açıklayıcı. Yani çoğu özelliği şuradan da kontrol edip şu ekranlardan da yapabiliyoruz. Ama onlara gerek yok. Her şey buradan çok kolay oluyor. Traktörde dümenleme altyapısı olduğu için şuradan dümenleme tuşumuz aktif. Yani sadece beyin takılması gerekiyor traktör. Beyin takıldığında direkt çalışıyor. Altyapısı var. Şöyle gazımızı kapatalım, onunla işimiz yok. Şuraya multimedya tuşlarını koymuşlar. TB'yi hiç uzanmayın diye şuradan kontrol edebiliyorsunuz.
Hidrolik yükseklik ayarlarımız burada. El altında gayet güzel. 4 çeker otomatiği ve diferansiyel otomatiği burada. Burada otomatik yol modu için. Buna bastığınızda yolda bütün vitesler otomatik olarak kendisi geçiriyor. Yani şimdi shuttle'sız ileri geri şuradan yaptığım için boşalma tuşu buraya konumlandırılmış. Şimdi buradan boşalamıyorsunuz. Yani alıyorsunuz şöyle. Şunu yukarı bir defa kaldırdığınızda traktör boşa geçiyor. Hani öyle bir özelliği de var ama normalde buradan almak için yine tuş koyulmuş. Yani gayet özellikle dolu bir traktör. Sıralarda aykırı gitmemize rağmen gayet konforlu şu an. Yani neredeyse süspansiyondan önden hiç darbe almıyor. Biraz kabinden darbe alıyor traktör. Kabin süspansiyonunda. O da çok iyi ama yani ön süspansiyon çok 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 daha iyi. Şu motor devrimizi şuradan 1600'e çekelim bakalım. Konforumuz çok düşecek mi? Şöyle 1600. Şu anda güzel. Ama çok da gerek yok. Şöyle yapalım. 1500. Düşük devir olması daha iyi. Fazla yakmasına gerek yok. Umarım görüş açısı güzeldir arkadaşlar sizin açınızdan da. Şöyle sürekli sola sola döndüğümüz işlem burada. Traktör resmen şahlanıyor konuyor ama hiç biz onu hissetmiyoruz. Eminim belki süspansiyon biraz gözüküyordur. Çok ciddi derecede esnemesi var. Ama tabii dediğim gibi burada pek bir şey anlaşılmıyor. %50 ile giderken artık süspansiyonda baş edemiyor. Daha yavaş git diyor. Arkadaşlar böyle işler yapıyoruz. Bunlarla ilgili böyle videolar gelecek. Bu videoyu biraz uzun tutuyorum. Yani izlemek, uzun video izlemek isteyenler için. Hemen kısa kesmeyeceğim. Yani belki bir yarım saate yakın olabilir. Yani ona göre geri dönüşlere göre de ona göre videolar çekebilirim yani. İster uzun ister kısa. Şuna alışmak biraz zor oldu arkadaşlar. Her bindiğimde aşağıya eğiliyorum bakıyorum abi kontak yok. Aslında burada olduğu için. Of tepelenmemizi açık unutmuşuz. Tarlaya gelirken açmıştım. Şurada şarj soketimiz var. Şimdi kameranın şarjı az önce direkt buradan şarja takacağım. Şimdi orası bitti. Bir daha gidelim bölelim bakalım. Yani böyle toplamda 40 dekar falan bir arazi burası. Şuradan böyle. Şu ağaçtan sonra bir 20 metre falan gidiyor. Ondan sonra bitiyor. Ya tam açıyı da kollayayım. Şu ara genişliği eşit tutmaya çalışıyorum. Biraz da o yüzden şöyle bir sabit bakışla gideceğim arkadaşlar. Başka türlü çapraz falan oluyor. Üçgen kalıyor.
tarladan da şu yan tarafa doğru kayıyor. Buralarını indireceğiz, lazerle çekeceğiz falan, tesfiyeleyeceğiz buralarını bir de. Yani burada bayağı işçilikler var. Yani bu tarlayı şuradan kazıyıp biraz bir 5 metre falan diğer tarafa götüreceğiz. Belki daha fazla. İnce ince bunlarda artık Efe'nin lazeri var. Onunla yapacağız. Aksilik olmazsa onlarla ilgili videolar da gelecek. Sona yaklaşıyoruz. Yastık bölümlerini bitirmeye başlayacağım artık. Şimdi onları döneceğim. Orta alan komple bitti. 4 tur dönmeyi düşünüyorum. Şimdi C2 Cruise 2 alalım. Biraz hızlı gidelim. 4 tur dönmeyi düşünüyorum. Yani çünkü dönüşlerde çiğ topraklar kalıyor. Yani yine işlem yapacağız tekrar ama olsun. Yani şimdiden hatalı kalmaz. Her yere eşit şekilde olsun diye öyle düşünüyorum. Şurası da son aygır. Şuradan 4 tur dönerken burası da bitmiş olacak. Hafif bir üçgen gibi kaldı burası. Evet, ama 4 turda da bitecek. O yüzden şimdi onun için ileri geri yapıp bitirmeye çalışmayacağım. Tarlanın bir kısmı kalıyor. Buradan yol geçecek. Şöyle bir kısmı da şuradan kalıyor. Şuradan da karşıya doğru gidecek. Karşı komşu tarlayı biçtiğinde şuradan böyle düz bir şekilde onu da yapacağız. Şunun biraz devrini ben arttırayım. 3 ayı alalım. Şunu önce bir motor devrimizi yükseltelim. 1400 ayarlamıştım onu. Şöyle yapalım. 1700 devre çıkaralım bakalım. Bir 1700 devre de görelim gücü. Böyle Cruise 2'yi alalım. 3D 1700, 12 km hızla. Hatta şöyle onu 3E'ye alalım. Şöyle arkadaşlar size de göstereyim. Makine felaket çalışıyor. Yani biz yavaş gittiğimiz için öyleydi. Biz sapı kıymak, biraz da toprağı altına almak istiyoruz, toprağın altına. Şöyle görün. Uçuruyor ne varsa, bakın. Şu an bir 30 santime yakın belki de toprak işliyor. Şimdi geçtiğim yerden ikinciye geçtiğim için batıyor daha fazla. Ama daha karşıya, sınırdan öteye toprak atıyor. Şöyle inşallah açıda size güzel oluyordur. Bayağı dönmeye çalışıyorum arkaya görün diye. Rampaya falan çıkıyor, hiçbir sıkıntı yok. 1700 devirde traktör çok iyi bir şekilde gidebiliyor bu makineyle. Şöyle F'ye yapalım bakalım, 3F ile gidecek mi? F'ye geçmedi, bayağı kaba buralar. Patinajlı mı gidiyor? Aslında gitmiyor. Yani şu an attı. Ama oralar çok kaba. Makine sonuna kadar batıyor şu an.
Yok. D3E normal. Biz yine 3E'de bırakalım. Normalde bu devirlerde biliyorsunuz ben traktör hiç kullanmam arkadaşlar. Yani 1400-1500 devir civarında belki 1600. Ama bu işlem için şöyle bir şey yapalım. Yani son zaten 3-4 tur atacağız. Hem makinenin nasıl çalıştığını görelim. Hem traktörün performansına sizin de biraz haberiniz olsun diyerekten böyle bir şey yapıyorum. Şimdi şurada biraz yavaşlayalım. Burada aykırı karıklar var. Bunlardan ilk defa geçiyoruz. Yani şöyle bir 10 santime yakın işliyor işte. Yani belki de o kabayla da 20 santim, 30 dedik ama yani bir 20 santim belki oluyordur. Şimdi dişler de ölçmüyor, dişler de büyük gerçi. Öğleni 3E'ye alalım. Yani bu şekilde olduğumuz zamandan tasarruf oluyor. Hızlı gidiyor. Ekipman çok aşırı büyük değil. Büyük ama traktör de küçük değil. 135 beygir. Yani gayet iyi uyum sağladılar. Görüyorsunuz toz dumana katıyor, uçuruyor ne varsa. Burada bayağı bir iş var çünkü burasını hep böyle alıp şuranın üstüne çekeceğiz. Şurada ileri gireceğiz daha içeriye. Burada bayağı bir lazerlik falan işler var. Neyse ki sıkıntı yok. Lazer işi benim için biliyorsunuz arkadaşlar. Lazeri çözeriz. Akko Power motor var bunun üstünde arkadaşlar, biliyorsunuz Sisu motor, eski Sisu motor. Yani motorla şanzıman çok iyi uyum sağlamış. Ya tabi elektriksel özellikler de önemli. Otomatik vitesin çalışması, motorun şanzımana göre verdiği torku çok çok yerinde. Güzel uyum sağlamış yani. Traktör videoları daha önce çekiyordum, tanıtım bu traktörüm yani 135'in tanıtımını çekmiştim fakat şimdi tarladaki kullanışı, performansı başka bir şey. O zaman atıyorum şanzımanı ve motordan bahsediyorum ama torkun ya da motorun şanzıman birbirine uyumundan bahsetme şansım yok. Yani o da böyle bir durumda belli oluyor. Motor şanzıman çok uyumlu. Hani bazı traktörlerde yapıyorlar. Yani belli viteslerle gidemiyorsunuz, bayılıyor falan filan. Bu 3. vitesle 6 ara kademesiyle beraber her işi yapabiliyor. Çok uygun. Yani ikinci vitesi istemiyor traktör. Dörde de ihtiyacınız yok. Yani üçüncü vitesin A'sından F'sine kadar bütün işleri yapabiliyorsunuz. Yani üçüncü vites çok mükemmel derecede uygun geliyor. Tabi torkuna, devrine aynı şekilde. Burada motor da çok önemli arkadaşlar. Sadece şanzımanla da hiç bitmiyor. O oranları yakalamak, o devirde, o torkta onları sağlamak önemli.
Ama iyi gidiyor yani, devir altındayken 1700 devirde iyi gidiyor makine. Böyle gayet güzel uzun bir video oldu. Umarım beğenirsiniz, severek izlersiniz. Yani zaman olabiliyor ama işte dediğim gibi böyle videolar biraz uzun olabilir. Yani bu şekilde videolar severseniz, yani bunları seve seve yaparım. Düşün bir de bu traktör 2000 devir geçiyor, 2250 devir falan yapıyor. Yani sıkıştırarak 2000 devir çalışacağım derseniz çok daha güzel işler yapabilir. Tabii unutmamak lazım, 135 beygir bu traktör arkadaşlar. Yani çok küçük bir traktör de değil. Yani gidip 100-110 beygir bir traktörle de kıyaslamıyorum kesinlikle. Yani beygirine göre iş yapıyor mu? Yapıyor. 57 olmuşlar böyle değil de arkadaşlar. Yani şimdi sınıf olarak aynı gibi duruyorlar ama onların biraz lastikleri küçüktü. Tutunamıyordular yere. Bu kadar yani gücünü aktaramıyordular. Artı olarak bunda biraz ağırlık farkı da var sanırım. Yani bu yere çok daha iyi tutunuyor. Bilmiyorum. Onlarda öyle bir şey yoktu. Yani onlar bu kadar tutunamıyordu. Belki de lastik opsiyonu ile ilgilidir. Gerçi bunlar böyle geliyor da onlarda gelen lastikler 135'ler biraz daha ince. 57-13'ler biraz daha ince sanki. Onun mu farkı var bilemiyorum. Yani devir saatinin oynadığını görmeden daha bayıldığını hissedip vites düşüyor traktör. Ve o kadar istikrarlı çalışıyor. Sarsıntı yok, bayılma yok, devir düşürmüyor kesinlikle. O sürekli şimdi vites atıyor, vites çekiyor, vites atıyor, vites. Bakın, gidemedi, düştü, yine yükseltti. Şu an gidiyor. Yani çok istikrarlı çalışıyor şanzıman ve motor. Daha bir sıra atacağım, şurada biraz bir metre bir şey kalıyor ya. Atmasam da olur ama bilmiyorum yani, bana yarım kalan bir iş gibi geliyor. Ben sevmem öyle iş yapmayı. Bir tur daha atacağım ya, üşenmeyeceğim. Bir tur daha atacağım. 4 tur olacak yani, 3 tur kurtarır gibi duruyor ama bir tur daha istiyor. Sanki tekerlekleri indirmişiz gibi ya. Makine saplandığı için tekerleklere de dokunuyor, topraklara filan. Traktör jelleşi oldu arkadaşlar. Bakın dışarıda deli gibi toz oldu ya. Dün biraz da yağmur atıştırdı üstüne. Lekelendi falan. E şimdi yine tozlar yapıştı. Aynalar zaten iyice arkasını göstermiyor artık. Hem toz hem yağmur. Bayağı bir kirletti. Neyse işte bizim yıkayacağız. Bir dahaki turda şuradan bir geri vurayım da o otlara bir kıyım ya. Tam dönüşte hep kalmışlar. Traktörde duman olayı yok arkadaşlar. Bu Akko Power motorlarda duman olayı yok. Yani çok sesli bir motor değil. Yani çalışırken pek bir ses duymuyorsunuz.
Şimdi 1700 devirde olmama rağmen gayet içerisi sessiz. 1400'de çalışırken bir klima sesini duyuyorsunuz. Fan sesi. O kadar. Burada 4. tura ulaştık. Ama oradan daha bir kez geçmem gerekiyor. Çünkü aşağıdan fazla dönüyoruz ya, o yüzden. Burada son tur, yine sınır boyundan gelirim. Orasını bir aşağıya parçalasın, atsın. Çünkü o sınırı falan biz yıkacağız hep. Ama şanzımanın çalışması çok güzel arkadaşlar. Gerçi Mazda'da her zaman böyleydi. Bilmiyorum bunda bir artı var mı ama. Daha önce de yani güzel çalışıyordu. Öyle bir sarsıntılı çok çalışan görmedim. Yani illaki olabilir ama görmedim. Genel olarak güzel çalışıyordu. Yani bu da gayet iyi. Mesela eski serilere kıyasla ana vites atlarken de şunu sadece ettiğinizde çalışıyor. Onlarda işte düğme vardı. Düğmeye basarak gidiyordunuz falan eski dynalarda. Yani bunda biraz elektronik iyileştirmeler var. Atıyorum şuradan otomatik yol vitesini aldığınızda direkt tüm vitesleri kendisi atıyor. Şuradan devri sabitliyorsunuz. Ayak gazı, yani ayak gazını sabitliyorsunuz. İstediğiniz kadar basın, 1500 ayarladın, istediğiniz kadar bas, 1500'ü geçmiyor. Ya da el gazını it, 1500'ü geçmiyor. Hani öyle bir ayarı da buraya koymuşlar. Şunu bir vites düşürelim. Şimdi biraz daha yukarı sıra olduğu için şunu da kopardık, bu süper olacak bakın. Şurada son çiğirde bitirdik, tamam. Ya ben biraz bunlara özen gösteriyorum. Temiz işçilik olsun. Burada da en... Yok, şuradan dönelim yine. Ondan sonra o kenarda bir geri gidip geleceğim. Bu motorda dikkatimi çeken, yani Akko Power motorlarda hani fan sürekli, yani viskoz fan çok çabuk açıyor arkadaşlar yani. Alt devirde ufak bir iş yaparken de biraz sıkıştırdık mesela, şu an çok yoğun bir şekilde çalışmıyor ama ona rağmen yine bir fanı açıyor. Yani motoru ısıdan korumak için çok uğraşmış adamlar. Şu an yarıdan aşağı iniyor hep herhalde. Yarıya yaklaşırken daha fan açıyor, hemen yarıdan aşağı indiriyor. Yani yarıyı görmesini pek istemiyorlar. Yani bilmiyorum, Akko Power motor ısıya çok önem veriyor gibi duruyor. Şuradan kaldıralım. Yüksel'den değil de yani öyle koruma amaçlı büyük ihtimalle bir şey yapmışlar. Çok stabil, hani ince ince giriyor, bir çalışıyor çıkıyor, çalışıyor çıkıyor. Tabii yani düşünce, motorların da canı hararet, yani hararet yaptığını biliyorsunuz, motorlar çok büyük hasar alıyor. Yani onlar da onu koruma için herhalde öyle bir yol bulmuşlar. Yani dikkatimi fazla çekti yani. İnce ince hep açıyor. Şöyle sınır süper yiyoruz. Çok da yaklaşmıyorum, adama da atmasın. Çünkü o tarla daha biçilmedi, görüyorsunuz. Yani zarar da yapmayalım. Biraz yavaşlatalım ya, arkamı göremiyorum iyice de şu an. Şöyle biraz yavaş gidelim. Yani şuraları biçilmeyiz de, şurada biraz daha yaklaşsak da olur. Toprağı biraz aşağıda atabilir burada.
şu motor devrimimizi tekrardan düşürelim. 1400 yetiyor çünkü bunda. Şöyle. Devrimizi kapatalım. Şu an çıkarken son bir izimiz de kapatalım, kalmasın. Şöyle 2B ağır ağır çıkalım. Bu tarlayı da bu şekilde burada bitirmiş olalım. Çok hafif sağ ol dönerek. N'ye bastık, boşaldık. Kruzumuzu, el gazımızı kapatalım. O tamam. 4 çeker devreden alalım. Artık yola çıkmaya hazırız. Onun için de şuradan otomatik vitesimize basalım. Sonra hatta devirimizi de limitleyelim. Ben kaça limitlemiştim? Şimdi motor 1450'ye sabitlemişim. Otomatik vites kaçta çalışıyordu? Onu da 1430'a çekmişim yani. 1450 devir maksimum traktör yapacak. 1430'da da vites değiştirecek. Tamam, makul. Şöyle yapalım. İleri yapalım. Şu an ileride frene bastığımda boşalıyor traktör arkadaşlar. Bu özellik aktif durumda. Şöyle bastım, hop duruyoruz. Saldığınız frenden ayağınızı, traktör başlıyor gitmeye. Şu an tam gaz. 1400 devir civarında gidiyor bakın. Tık 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 vitesler atarak gidiyor. Yani bu da böyle bir kullanım. Gazı saldığınızda da vites düşerek hemen durduruyor traktörü. Bunun sebebi ne? Sanki frene basıyorum bak. Şu an bildiğiniz çakıyor traktörü yani. Hemen durmasını istiyor. Mesela saldım bir süzleyim traktör diye bir şey yok. Hızlandınız, ayağınızı gazdan çektiniz, hemen durmak istiyor. Yani bu da güzel bir şey. Şanzımanla motoru durduruyor. Frenlere yüklenmenizi düşürüyor, azaltıyor. Bakın. Hop hop hop, hemen düşürüyor devir. Neyse arkadaşlar, daha çok muhabbet var traktörle ilgili. Çok anlatacak şey var. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.